Ulan soruyu unuttum. Soru neydi? Tamam. Tamam hatırladım soruyu. Psikoloji diyorsun. Sen pis bir adamsın. Ben pis bir adamım. Seni niye çıkardık ki buraya? Biliyorum senin bayağı bir canını sıkmış. Biliyorum canımı çok sıktı. Ondan sonra lavaboya çıkacağım. Dedim abi dedim. Hocam. Böyle iyi bir tükürdüm gözüktü mü acaba? Koşluk sistemini öneriyorum mesela. Abi zaten. Abi öyle mi tepki verilir ya? Ne? Mahmut ve biz değil. Niye giriyorsun abi biz cümleye? Bu işin içinden gelmiş. Benim gibi, Mahmut da gibi. Abiler, ablalar. Hepsi var. Selamun aleyküm İsmail. Aleyküm selam Mahmutcuğum. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Ben İsmail. Boğaziçi İktisat'a gideceğim inşallah bu sene. Eşit ağırlık 443.'süyüm. Sözel'de 87. oldum yerleştirmede. 3 KYK'yı alıyorsun sen. 3 KYK'yı alamıyoruz çünkü alamıyoruz. Yerleştirmede 87. Ha, yerleştirmede. Tam puanım 106. 106. O zaman soru daha iyi. Ahmet Yasin daha iyi bir misafir. Evet. Ahmet Yasin'i tekrar dinleyebilirsiniz bundan sonra. Sen YKS özelinde çalışmaya ne zaman başladın? Yani şöyle diyeyim. Baştan bir tempo almak adına yani çok ciddi bir çalışma olmasa da Eylül ayında başlamışımdır ama işte 2 saat, 3 saat bir başlatalım da ayağımız alışsın anlamında. Aynen. Bir besmele çekelim. Aynen. Bir besmelemizi çekelim dedik. Ama daha işte çünkü YKS'ye çalışmak için hangi konularının eksik olduğunu bilmen lazım. Hangi konuların eksik olduğunu bilmen için de diğer konularını tamamlamış olman lazım. Konuları tamamlamadan da olmuyor maalesef. Konuları da yılbaşından sonra tamamlamış. Peki İsmail, sence bir eşit ağırlık öğrencisi ne zaman başlamalı? Yani bunu aslında biraz seviye seviye de söyleyebiliriz. Temeli yetersizse, temeli yeterli olduğunu düşünüyorsa. Eğer şimdi sene başına 50-60 arası bir TYT netiyle başlıyorsa Eylül'den iyi bir çalışmayla başlayabilir. Yani iyi bir çalışma dedim benimki gibi olmasın en azından. 3-4 saat ile başlasın. Biraz daha fazla emek lazım. Yani daha fazla emek lazım kesinlikle başından. Çünkü o temeli de biraz daha halletmeli. Seni bu yolda motive eden şeyler. İsmail Ekrem neden ders çalıştı? Neden derece yaptı? Şimdi öncelikle mesela şöyle diyelim. Biz bir arkadaş grubu olarak şu an 3 kişi Boğaziçi İktisat'a gidiyoruz. Bu arkadaşlarla birlikte olmak, Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımızla birlikte takılmak insana bir motivasyon veriyor. Hayal ediyorsun kendini gelecekteki ama ben şahsen korkunun daha büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Neden korkuyordun? Ya mesela kötü bir derece yaparsam ve mezuna kalırsam istemem yani böyle bir şey. Yani hadi kalan arkadaşlarımız var ama ya bundan korkuyor insan. Daha kötü bir bölüm veya daha kötü bir üniversitede olunca işte ya olsaydım ya olsa ya şu olsa ya şunu yapsaydım diye geçmişe bakıp düşünmekten de korkuyor insan. O yüzden dedim ki en iyi şeyimi yapayım. Pişman olmamak için. Aynen pişman olmamak. Ya en azından şeydir bu. Ben en iyisini denedim. Ya ben denedim. Gerisi tevekkül. Ve oldu. Oldu abi. Peki İsmail, aksi bir durum olsaydı ne yapardın yani? İstemediğin bir sonuç geldi. Şöyle diyelim, o kadar bir benim birinci seviye üniversite olarak düşünebileceğim üniversitelerin hiçbirine yerleşemedim. Öncelikli olarak galiba yatay geçiş yapmak adına başka üniversitelere diyelim şimdi isim vermeyelim. Yerleşmeye çalışabilirdim. Onun dışında mezuna kalmak da, şimdi başta motivasyon kaynaklarımdan biri de mezuna kalmak demiştim ama mezuna kalmak da en son seçeneğim olur muhtemelen. Anladım. Peki İsmail, seni bu yolda motive eden şeylerin dışında, korkular dahil vesaire, motive eden şeyler. Mesela bu yolda İsmail giderken önüne koyulan taşlar neydi? Aman İsmail sen yürüme diyen şeyler neydi? Bir deneme oluyor. Şey deneme değil ama zor deneme falan değil. Herkes normal yapıyor. İnsan bir de bizim gibi, bizim okul gibi çok toplu bir ekip birlikte deneme yapınca 90 kişi denemeye giriyoruz. Kendini o sıralamada görüyorsun ve hep alıştığın bir sıralama aralığı var. O sıralamanın dışına düştüğünde insan şey yapıyor. Mesela bir tane deneme vardı. O kadar kötü geçti ki bizimkiler geldi işte. Kanka işte hani yeme erken çıkmak için bilerek kötü yaptın değil mi? Ya da hani kaydırma mı yapmışsın diyor. Ulan bakıyorum hepsi istediğim gibi yani. Yani hep tüm sonuçlar şey... Tüm sorular aynen gelmiş ama çok kötü gelince işte insan bazen öyle demotiv oluyor ama daha yani böyle bir pragmatik evet bu denemede benim iyi olmadığım birçok konuda soru sorulmuş. Bu kazanımlar test edilmiş. Ben bakayım hangisini yapamamışım, neden yapamamışım diye insan böyle düşünmeye başlayınca demotivasyonları da kayboluyor diye düşünüyorum. Anladım. Peki İsmail bu denemeler bazında konuşuyoruz biraz da. Zorlandığın dersler en başta da böyle miydi yoksa zorlandıkların var mıydı? Şöyle ben konuları bitirdikten sonra diyelim. Konuları en son bitirdim. Şey konular çıkıyor tabii ki. Benim iyi olmadığım binom falan. Bunlara bakıyorsun. Denemede herkesin yapması gereken iş. Tabii bunu yapmayanlar da var. Bu da çok büyük bir sıkıntı ama. Denemeye girip kaç net yapmışım? Okey. Geçen netimden daha fazla devam demeyeceğiz. Ne yapacağız? Bakacağız netlerimize. Hangisini yapmışım? Hangisini doğru yapmışım? İşte bak şu sorunun doğru olmasını beklemiyordum. Bu soruyu sallamıştım. Hepsini teker teker bakıp doğrularımızı, yanlışlarımızı test edeceğiz. Şey yapacağız. Analiz Peki, yapacağız. Eksik olduğun hani burada konuları tamamlarken dedin ya eksik olduğun konuları nasıl tamamlıyordun? Şöyle bakıyorum. Mesela soru çözümüne diyorum ki ben hiç böyle düşünmedim. Diyorum. Sonra mesela onu telefonumda not ediyorum o konuyu. Yani genel olarak eksikleri görüp
analizini yapma ve bu analizleri yerleştirme yani. Evet, bu yüzden ben bu konuda 5 yıldız değilim. Ben bu konuyu nasıl geliştirebilirim diye sonrasında çalışmalarımı ekliyorum. Peki İsmail, deneme sürecin nasıl yani? Eylül'de nasıl başladın? Ocak, Şubat, Mart, bu süreci biraz anlatırsan. 60-65 net bandında başladım. Ama yavaş yavaş konuları toparlamaya başlayınca, hele ki TYTFN çok hızlı netleri artırıyor. Ben 65'ten 80'e neredeyse bir anda tüm TYTFN'i sadece TYTFN farkıyla geçebildim. Benim de kötü değildi yani. Ondan sonra TYT matematikte işte bu dediğim gibi analiz ede ede, teker teker bakarak daha da fazla, yani şöyle senenin ortasına geldiğinde 95 netlere falan yarı yıl tatilinde varıyordum. En üst seviyede diyelim. En rahat geçtiğim denemelerde. Ondan sonra bir duraklama yaşanıyor. Çünkü ondan sonraki netler daha bilgidense dikkat hatası olabilir. İlk kez gördüğüm bir soru tipi olabilir. Ondan dolayı yanlışlar yapıyorsun. Ondan sonra tecrübe kazana kazana insan dikkatini daha bu o deneme ve sınav psikolojisine girerek ondan sonrası psikoloji işi. Tamam. Öyle artıyor. Psikoloji diyorsun. Bu yoğun süreçte seni psikolojikmen rahatlatan şeyler yani. Benim için mesela akşam bir halı saha çok kurtarıcı oluyordu yoğun süreçte. Kesinlikle evet. Zaten birlikte halı saha yapıyorduk. Başka? Şöyle, ben şahsım adına söyleyeyim bunu. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Ben mesela denemelerde kendime rakip belirlerdim. TYT'si benden iyi olan bir arkadaş var. X kişi. X şahsı. Bu X şahsına ben bu adamdan daha iyi yapacağım diye. Çalışıyorsun. 3-4 deneme sonra bu adamı geçince adamın hiç haberi yok senden. O adamın yanından işte koridorda geçerken böyle bakıyorsun işte. Vay İsmail. Artık senin üstündeyim falan. Ondan sonra diğer deneme tekrar geçiyor. Sen baştan pis bir adamsın İsmail. Ben pis bir adamım. Seni niye çıkardık ki buraya? İsmail, peki sınava yaklaşırken hislerin nasıldı? Netlerin nasıldı? Biraz daha son 2 ay ve son ay, son haftalar. Son aylarda çok konu eksiği kalmıyor. Konu eksiği kalmadığı için dediğim gibi bu denemedeki analizlere çok bel bağlamanız gerekiyor. Ama bir yerden sonra bu seviyede diyelim, o son 2 aya geldiğinizde konum da eksik değil. Bakıyorum dikkat. Hepsi dikkat hatası. Eksik olan konularımı yapıp anında, hani belki o sıralama bile olmuyor. Direkt bakıyorum o konuya. Görüyorum işte, bakıyorum binom yok. Hemen tak diye açıp bir 10 dakika video izliyorum. Birkaç tane soru çözüyorum. Konu bitmiş oluyor. Böyle olunca insanın biraz psikolojik olarak sıkıntıya düşebiliyor yani. Tüm konularım hazır. Yanında bir kitap yığınım var mesela. Açıyorum, bakıyorum. Tamam, bunlara yine bakmıştım zaten 3 gün önce diyorum. Tekrar bakıyorum. Böyle bir sıkıntı da olabiliyor. Bundan da nasıl kurtulabiliriz? Daha çok deneme çözerek. O zamanımızı deneme çözerek. Daha da söylediğim sınav psikolojisine hazırlanarak. Binom senin bayağı bir canını sıkmış. Binom yani. Canımı çok sıkmış. YKS'de çıktı mı? Çıktı mı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama çıktıysa yanlış yapmışım. Yaptığına bakmadın değil mi? Yok, hiçbir şey bakmadım. Hiçbir şey yapmadım. Bu netimi de tam bilmiyorum. Peki sınav anın nasıl geçti? Sınav öncesi şöyle bir olay oldu bende. TYT'ye ben biraz geç girdim. Saat 9.50 civarı falan alandaydım. Girdim sınıfa, işte kitapçıklar falan dağıtılıyor. Normalde okulda kitapçıklar dağıtılınca, poşetli olunca biz hemen aldığımız gibi açıyoruz. Poşetli ama orada öyle olmuyor. Şimdi kitapçıklar dağıtıldı. Ben de kitapçığım önümde, hemen açtım, jelatini patlattım. İki tane şey var. Bir tanesiyle göz göze geldik o an. Böyle baktım. Ondan sonra koydum. İşte kolumun altında o patlağı geri koyup böyle duruyorum falan. Ondan sonra diğer kadın şey dedi. Kitapçıkları bir söylemeden açanların sınavı geçersiz sayılacaktır falan. O anda gerçekten dedim ki, yani dedim gitti. Ben bu kadar çalıştım. Olacağı buymuş. Bu kadarmış dedim. Yani artık ne yapacağız? İşte mezuniyet şeyleri falan kuruyorum kafamda. Ondan sonra nasıl toparlandım? O da başka saçma bir olay. Açtık işte. Kitapçıkların poşetleri artık açıldı. Herkes işte o kitapçık numaralarını falan giriyor. En son soluma bir baktım. Çocuk açmış çözüyor. Eyvallah. Böyle baktım, çocuk çözüyor, sonra o bahsettiğim kadın geldi kapattı hemen. Dedim ki galiba hani düşündüğüm kadar profesyonel bir ortam değil yani. Yani herkes böyle şöyle beklemiyor. Hani ondan sonra dedim, insan biraz gülüyor. Kendi kendine rahatlatmaya çalışıyor. Diyor ki belki olmamıştır, belki olmuştur. Yani ben sonucumu bekleyene kadar bu kafamdaydı yani. AYT'ye geçmeden ben iki tane örnek vereyim. Çünkü senin yaşadıklarına çok benziyor. Ben de gittim, oturdum, tamam mı? Kitapçıkları açtık biz. Jelatinlerini açtık. Tamam. Masamızda duruyor ya. Ben şeye alışmışım mesela. Görevli söylemesine gerek yok. Direkt açayım, soruları kontrol edeyim. Kitap önümde duruyor. İsmimi yazdım. Bir açtım ilk sayfayı. Ya o ilk bir saniyede şey yaşadım yani. Eyvah, gitti. Her şey bitti. Anında kapattım. Baktım görevliye, sağma soluma. Bakmıyordum. Allah'tan bakmıyordum. Ben çok korktum. Güzel, çok iyi. Korktum. Öyle devam ettim. İkincisi, profesyonel bir ortam olmadığını şuradan öğrendim. Biz sınava başladık TYT'ye. 5 dakika falan geçti. Sağ arkamdan bir kızın sesi geldi. Hocam burayı nasıl yapıyorduk diye. Dedim ki kızın sınavı gitti herhalde. Büyük ihtimalle o da gitmedi yani. Ya yani, kadar... şey yapmadı o kadar. Yani, hocalar kasmadı. Hocalar kasmıyor. Benim babam gözetmendi. TYT'de mesela bir tane çocuk gelmiş. Çocuk değil, teyze. Böyle çok teyzeler giriyor artık. 60 yaşında bir teyze. Nasıl optik işaretliyorduk falan diye. Sınavın ilk 15 dakikası babam sadece bu kadınla uğraşmış.
çalışmış sonra sınav içinde de. Hadi teyze. Hadi teyze yani. Onu da şöyle yapacaksın falan filan. Tamam abi. Çok profesyonel bir ortam değil. AYT'ye geçelim. AYT günü ben çok erken uyandım. TYT'de de işte gece uyanıp böyle bayağı azap çekmiştim ama. Kabuslar. Kabuslar. Gerçekten gecesi de çok psikolojik olarak şey zorlayıcı. AYT gecesinde çok erken kalktım. Bu sefer uyuyamayacağımı biliyorum. Çünkü saat 7 falan. Abi dedim ben bari zamanım boşa geçeyim, bir tarih çalışayım dedim. Tarihim çok kötüydü. Tarihim yine kötü geldi. Çalışmamdan dolayı da olabilir yani. AYT tarihimde toplam sos 1 sos 2 6-7 yanlış var. Tarih çalıştım. Ondan sonra gittik. Sınava girdim. Bu sefer erken geldim. Bekliyorum. Ondan sonra lavaboya çıkacağım. Dedim abi demedim. Hocam lavaboya çıkabilir miyim dedim. Hocam lavaboya çıkabilir miyim? Tam olarak şöyle yaşandı. Ben buradayım. Çıkabilirsin dedi. Ondan sonra işte o kitapçıktan okudu. Bu saatten sonra salondan çıkış yasaktır. Ama sen çıktın. Beni çıkardı. Ben bir an şöyle kaldım. Eliyor seni böyle. Abi ben dedim elendim mi? Bu sefer ondan sonra gittim geldim. İşte ben böyle baktım hocaya. O anda zaten git falan dedi. Yani anlamadım yani salondan çıkmak yasaktır ne demekmiş de beni şey yapmadı. Öyle. Öyle bitti gitti. Öyle bitti güzel oldu. Peki sınav sonucu tepkin nasıldı? Yani sabahleyin mesajlar geliyor. Açıklanmış. Açıklanmış mesajlar neden gelmedi? Ben saat 7'de ÖSYM sitesine gelmiş F5 bekliyordum zaten. Tamam. Hatta 7'ye 6 gece geldi sonuçlar işte. Sisteme girdin yani. Sistemdeyim ben zaten. F5 geldi. Ondan sonra baktım ben direkt yeri biliyorum nereye bakacağım. Bakacağım tek yer sözel sıralaması. İlk yüze girdim mi girmedim mi bir baktım 106. Ben şey bakamadım eşit ağırlık yerleştirmeye bakamadım bile. Ondan sonra dedim böyle bir keyifsizlik vurdu beni. Ondan sonra dedik eyvallah yani olacağı buymuş. Baktım eşit ağırlık tutmuş. İktisat tutuyor tamam dedim. Yani. Bundan sonra yapacak bir şeyimiz yok. Bizimkiler ne kadar şey yoksa artık beklentisi yoksa mesaj attım. Eşit ağırlık 443, sözel 87 işte. İşte ya da 106. Bunu atınca işte bizimkiler de ne kadar artık rahatsa şey falan dediler. Bunlar puan mı? Hani o kadar. İsmail bunu nasıl yaptı? Abi hiç inanmıyorlarmış. İşte 87 böyle düşünüyorlar. Bir de çok fiziksel düşünüyorsun. Hani böyle 86 tane kişi var önümde. Ondan sonra bizim İsmail. Evet. Hani bu da şey bir şey. Neden ilk 86'ya giremedin mesela? Neden oldu? Bunun bir hesabını ver. Peki İsmail Boğaziçi neden seçtiğini biliyoruz. Peki bölüm olarak neden iktisat? Şöyle benim kafamda en başında 12'ye girerken moleküler biyoloji ve genetik ve Boğaziçi iktisat vardı. Bu ikisinin nasıl abi şey çok yaptın? Çok farklı ama en nihayetinde ben zaten eşit ağırlıktan sayısala geçemem diye sayısı aldım 12'nin başında. Birçok insanla görüştük çünkü yani bunu siz de yapın. Eğer böyle bölümler arası fark yaratacak bir şeyiniz varsa, ikileminiz varsa senenin başında ayarlamanız lazım artık. Yani oraya kadar düşünün, taşının. Oradan sonra bir yere bağlanmanız gerekiyor. Konuştuğum herkes işte moleküler biyoloji, işsizlik falan filan diye beni soğuttular. Peki dedim. İktisat iş mi? İktisat iş. Boğaziçi iktisat iş en azından. Tamam. Diye düşünüyorum. Abi o da iş olsun lütfen ya. Her neyse. İktisat neden? Zaten şahsi bir ekonomiye ilgim var. Parayı makro seviyorum. Ekonomi. Parayı da severiz. Parayı da severiz. Finans da olur. Abi hepsine okeyiz. Güzel bölüm abi. Peki İsmail keşke şunu da yapsaydın dediğin bir şey var mı? Abi keşke bir tarih sorusu vardı. Bir tane de felsefe sorusu. Onlar da mı olsaydı? Onlar da olsa yüze giriyormuşuz işte. İlk yüz geliyordu lan. Abi evet. Tek keşkem bu biliyor musun? Güzel bir keşke. Peki iyi ikileri neler? Aksini sorayım bile. İyi ikilerim. İyi ki 11. sınıfta bir tane TYT matematik kitabı bitirmişim. Bilgi sarmalı kitabı. Zaten problemler çözdü. Mi? Yok düz normal. TYT matematik. Yani TYT matematik. Bir tane TYT matematik kitabı var. Bilgi sarmalı öneririm. Temeli tamamen hazırlıyor zaten. Aynen. TYT matematik. Çok önemli bir şey aslında. Aynen. Geçiş döneminde. Peki İsmail bu sene öğrencileri ne bekliyor sence? Ya senin işin bitti artık. Evet. Yeni nesil neyle karşılaşacak tahminen? Türkiye'de bu sınav sistemidir. Milli Eğitim Bakanlığı işte bakan değişti geliyor. Yeni sistem sınav yok falan filan. Bu tür haberleri çok görüyoruz ama artık en nihayetinde 5 senedir bu sistem var. İnsanlar sistemi biliyor. Sistemi bilmenin yanında soru tarzlarında hani neye nasıl çalışacağını da öğrenmeye başladılar. İşte böyle koç gibi hizmetlerde bunu sağlıyor zaten aslında. Bu bilgi sadece müfredatı ezberle değil. Bu bilginin varlığı bizim gibi insanlar mesela Mahmut ve ben böyle bir geleneğin içinden geliyoruz. Bizim abilerimiz bize her zaman işte şu şöyle olur, bu böyle olur. Bak bizde böyle oldu, biz bu hata yaptık, siz yapmayın. Biz bu bilgi akışı içinden geliyorduk ama bu bilgi çok artık genel bir hal aldı. Herkesin haberi var artık sınav sisteminden. Ondan sebep gittikçe zorlaşıyor. Evet. Gittikçe zorlaşıyor ve katılan sayısı da artıyor bir yandan. Katılan sayısı da artıyor. Bilmiyorum katılan sayısının artması da büyük bir problem aslında. Evet çünkü şöyle bir problem. Daha önce de söylemiştim ben Ahmet Yasin videosunda. Mezuna kalanlar artık daha iyi dereceler yapıyor. Yani adamın tecrübesi var. Bir kere sınava girmiş abi. Bu tecrübe kimse de yok zaten. Ya benim için de mesela en önemli kazanç şu senenin sınav anını yaşamaktır. Çünkü yani. ne kadar denesen de o farklı ortamlarda girsen de sınav anı gibi olmuyor kesinlikle. Son olarak eklemek istediğin
arkadaşlara tavsiyen nedir? Biz abilerimizden bize göre kişiselleştirilmiş. İşte mesela bana bakıyordu, diyordu ki senin fenin iyi değil. Senin sosyalin şöyle. Sen şöyle çalışmalısın. Sen şunu istiyorsun. Eşit ağırlıksın diyebiliyordu abilerim bana. Ama eğer sizin böyle bir sisteme erişiminiz yoksa, yanı başınızda böyle sizin geçtiğiniz yollardan geçmiş ki insanlar yoksa, sizin en nihayetinde başvuracağın sistem nedir? Koçluk sistemi. Peki İsmail, teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok yoruldun İsmail bugün. Biraz yorulduk. O zaman kamerayı el salla bitirelim. Hadi görüşürüz inşallah. Bir dahaki videoda kalabalık koçluk sizi bekliyor.